Kuantum ve bilinçaltı bağlantısı. Nedir bu? Kuantum ve bilinçaltı bağlantısı bilinçaltında e, olasılıklarımızı bilinçaltına aldığımız inançlarla kapatırız. Buraya kadar okey. Yani mesela... inançlardan kastımız öğrenilmişlikler mi? Öğrenilmişlikler, alınmışlıklar. Mesela e, geçenlerde şöyle bir şey oldu. Yine burada da bir örnek verelim. İşte e, ben fazla para kazanamam diyordu. Tamam mı? Fazla paramdan kazanamam diyordu. Bilinçaltında yolculuğa gittik. Biz şimdi bilinçaltı seanslarında kuantum düşünce tekniğini uyguladığımızda e, genelde 10 yıl 10 yıl geriye bakarız. Yani bir şu ana bakarız. Bir 10 yıl öncesine bir 10 yıl öncesine bakarız. Çünkü beden de kendini ne yapıyor? 7 yılda bir devir daim ediyor ya. Yeniliyor ya. Orada özellikle önüne arkasına bakmak için o 10. yıllara bakarız. Gittik baktık işte işte eşi bazı borçları olmuş o borçları ödemişler parasız kalmışlar daha da indik daha da indik babası memur çıktı senin baba memur dedik ha bu arada bu bilgileri de biz buluyoruz biz buluyoruz çünkü o saf niyetle geldiği zaman biz de saf niyetle seansını yaptığımızda bu bilgileri bulup ortaya çıkartabiliyoruz sonra Doğum anına gittik. Doğum anında da annenin kıtlık bilinci vardı. Çünkü annen de e, kadın olarak Kadınlar çalışmaz koduna büyümüş bir kadındı. Atalarına baktığımızda çok enteresan bir bilgiyle karşılaştık. Dedim ki çift isimde senin dedim isminin bir tanesi ölmüş babaannenin ismi mi? Babaannen ölüp sana mı verildi bu isim? Evet dedi. Şimdi ölmüş bir enerjide olan birinin ismi verildiğinde ne olur? Kıtlık olmaz mı? Kıtlık bilince yerleşmez mi o kişiye? Şimdi buraya dikkat edelim. Siz ölmüş birinin yani sizin hayatınızda olan birinin ölmüş birinin ismini Çocuğa verilmesine uygun görmüyorsunuz. Hayır uygun ve Çift isim olmasında uygun görmüyorum. Çünkü Neden? çift karakterli oluyor. İsimlerin enerjileri var, sayıların enerjileri yani, var, renklerin enerjileri var. var. Çift, çift isim iyidir diyenler var. Çift isim nasıl iyi olabiliyor? Bilmiyorum. Şimdi size i̇şte, soruyorum. Ben. Çift isim, isim çift, diye çift karakterli var. oluyor ve isimlerin kendi şimdi harflerinin enerjileri. Hani An şöyle değil... diyenler var. Atıyorum işte ismi Ahmet, yanında da Mehmet koyu ya da ne diyelim Hasan, Celal mesela. Şimdi Hasan desen Hüsn'den geliyor galiba güzel anlamına geliyor çok yumuşak olur e, Celal diyelim biraz da sert olsun ortasında olsun Hasan Celal şimdi bu bakımdan bakıp da e, iyidir diyenler var size şimdi tam tersini çift karakterli oluyor. Evet, evet çift karakterli oluyor orada mesela. Bir isimde öfke varsa, diğer isimde naiflik varsa birdenbire patlamalar oluyor. Ya da şöyle diyebilir miyiz, birbirine yakın anlamlı isimler vermek daha doğrudur. Ha, okey. daha doğrudur. Bak, onu Hı -hı. kabul edebilirim. İsimlerin anlamlarına mutlaka baksınlar Hı -hı. harflerin ve sayıların. Konu konuyu açıyor. Anlamsız evet. isim vermek çocuğa zarar verir mi? E tabii ki kendi yolunu bulamaz çocuk. Kendi yolunun yönünü bulamaz hayatta. Ne yapacağını bulamaz nasıl biri olabileceğini bilemez. Yani burada anne gibi olur, baba gibi olur. Hmm. Kendi gibi olamaz. Kendin gibi olmak neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun? Senin inançların ne? Senin doğruların ne? Senin yanlışların ne? Senin bakış açıların ne? Olaylar olduğu zaman sen değişime direnç gösteriyor musun? Yoksa hemen o olayda cesaret edip olayın içine giriyor musun? Yani bir şöyle bir kavga oldu. Kaçımız içine girerek kavgamız kaçımız buradan pısırıkça bakarız ya da kaçımız şöyle Aa, ne oluyor acaba merak ederiz bakın bir sürü olasılık var burada peki sen bunlardan hangisisin hangisi oluyorsun onun için ismin anlamı çok önemli İsmin anlamından biliyorsunuz rakamlar da çıkartıyorlar yani evet. ee, burada o ismi ölmüş birinin ismini bulunca kıtlık bilincini bulduk daha derine gittiğimizde daha da daha derine göç yakaladık mallarını bırakıp gelen Nermiş meğerse. Şimdi burada kıtlık bilincinin aslında daha derindeki Allah'a bağlantılı sebebi şu. Bunu bayağı seans örneği verdik ama biz sonsuz varlıklarız. Ama ölümlü dünyada yaşadığımız için e, bedenimiz et beden olarak, evet, et sonsuz beden değiliz, evet. evet ruhumuz, ruhumuz sonsuz, evet. E, fakat bu bedenden çıkacağımız için, yani burada bedenden çıkınca ruhumuzun da öleceğini mış oyunumuz var, zannetmemiz var. Halbuki Allah'ın yanına gideceğiz. Ölmeyeceğiz ruhumuz. Rabbimizin Kombimce yanına gideceğiz. O bilince varsa keşke zaten Değil mi? dünyada sorumlu Fak kalır. Fakat e, burada şunu yapıyoruz biz. E, öleceğimizi zannettiğimiz için, buradaki mış oyunumuz olduğu için kendimizi yok etmeye çalışıyoruz. Kıtlık bilinciyle kendini yok etmeye çalıştığını gördü. En derinde. Hı hı. Fakat ben sonsuz bir, bir ruhsam, sonsuz bir varlığım varsa bu bedenin içinde kendimi yok edemeyeceğimi anladığımda aslında bu kuantum alanda, o dolaşıklığın olduğu alanda yeni bir alana geçebildi. Ve şak diye 2-3 gün sonra para geldi hayatına. Sadece küçücük bir bakış açısıyla oldu. Tabii ki burada kuantum düşünce tekniklerini uyguluyoruz. Yani mesela bizim bir hareketimiz var bilinçaltını durdurmak için. Şunu yaparız. Şunu şu şekilde yaptığımız anda bilinçaltı o anda durur. Bilgi almaz. Orada işte bu hareketi yapıp uyguladığımız bazı, o da bizim sırrımız, bazı tekniklerimiz var. Değiştirebiliyoruz. Siz anlatınca merak etmeye başladım açıkçası. Evet, deneyimlemenizi isterim. Başımla birlikte. Yaparım yani. <laughs> Canlı yayında yaparız belki belli mi? Olur? Aa, hiç yapılmayan bir şeyi yaparız. Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şey. Neden olmasın? Neden olmasın? Ama Neden olmasın? Kobay ben olmayayım lütfen. Tabii tabii. Kobay siz olmayayım. Bir kobay bulalım o zaman. Bulalım. Var mı bu arada? İçinizde evet. kobay olmak isteyen varsa bize yazılabilir. Yorumlar şu anda dağ gibi gelecek. Göreceksiniz. <laughs> Peki. Şimdi konuyu bilinçaltına getirdik aslında ama biz biraz bununla ilgili de konuştuk. Bilinçaltı temizliğini yaptığımız zaman kişinin bundan olumsuz etkilenmesi durumu var mı? Bugüne kadar, hiç olmadı. Şey bugüne kadar hiç olmadı. Bugüne kadar hiç olmadı. bugüne Daha açık sorayım. Siz bunu yaptığınız için sizde olmadı ama başkalarında var mıdır? Bunu yaptım aklı gitti Delirdi, zihnini kaybetti gibi Hiç Hiç bir Hiç duymadım. Du yani bu işi yapan dostlarım, ben de arkadaşlarım da var. Ben de duymadım ama size ama. soruyorum özellikle. Ee, ayrıca bilinçaltı e, zaten orada gizli bir anahtarlı bir kutu. Bu bilimsel bir şey değil mi bu Tabii arada. ki bilimsel. Tıbbında kabul ettiği bir şey da, Evet. Zaten şunu biraz önce onu söyleyecektim. E, aklımdan çıktı. E, diyelim ki kişi hasta geliyor ve ilaçlar kullanıyor. Mutlaka doktor kontrolünü bırakmayacaksın diyorum. Hı hı. Hani anlattık ya. E, asla bırakmayacaksın. Doktoruna gideceksin. Bize de geleceksin. Bizim de bir periyodumuz var. Çalışma periyodumuz var. Sonra ben diyorum ona üçüncü seans, dördüncü seans, bazen ikinci seans. Doktoruna bir görün. Doktor diyor ki lütfen Çebnem e, Hoca'nın bana telefonunu ver. Bir bakıyorum. Doktor bana danışan gönderiyor. Artık çünkü doktorlarımız da alternatif tıbbı, kuantum alanı, bilinçaltı dünyasını kabul ediyorlar. Çünkü bilimsel bilinçaltı, bilimsel kuantum, bilimsel. Yaptığımız işle ilgili net deneyler ve kanıtlar var. Bu sebepten dolayı bilinçaltında o gizli kapıyı açınca etkilenmesi, negatif etkilenmesi imkansız. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Bugüne kadar kuantum alana girip bilinçaltına girdiğimizde asla yanıldığımız olmadı. Çünkü bilinç farklı çalışır, bilinçaltı farklı çalışır. Burada dersiniz ki ben para kazanmak istiyorum, olmuyor. Zengin olmak istiyorum, olmuyor. Para bana gelmiyor dersiniz. Ama burada nedenleri vardır. Sımsıkı duruyordur. Ve burada... Bilinçaltı ne yapar? Sizin hayatınıza parasızlığı yaratır. Ya da sen dersin ki işte hayatıma birileri geliyor. Hayatımda işte ha bir erkekler geliyor gidiyor ya da kadınlar geliyor gidiyor ama bir türlü evlenemiyorum dersin. Bilinçaltına girince şunu söylerim. Bulurum da. Buluruz da psikodrama yöntemiyle. E, çünkü aslında gerçekten bu durumun çözülmesini istediği için bizden çalışmalıyordur. Evlenmek istemiyordur. Çünkü daha geçenlerde oldu bu da anne babasının kavgalı ilişkileri yüzünden sen evlenmek istemiyorsun. İkisi de üniversite mezunu, ikisi de akıllı insanlar bunlar kavga ederse hayat böyle mi geçer demişti. Evlenmek istemeyen sensin. E onun için de erkekler geliyor seni terk edecek erkekler geliyor. Çünkü sen evlenmek istemiyorsun dedim. Çağırıyor. Tabi. Ama niçin geldi? Ben evlenmek istiyorum diye geldi. Bak, seansın başında ben evlenmek istemiyorum, bu duruma bak pardon. Ben evlenmek istiyorum. Bu durumu şifalandırabilir miyiz diye geldi. Ama seansın sonunda haklısınız hocam. Ben evlenmek istemiyormuşum. Onun için beni bırakacak erkekleri seçtim dedi. Yani bilinçaltı e, muhteşem bir dünya. Herkes kendi bilinçaltını bir şekilde öğrenmeli, bilmeli ya da enerjisine, ruhuna güvendikleri bir rehbere teslim etmeliler. Her sorunun cevabını Kur'an'da buldum demişsiniz bir yerde. Ne aradınız, ne buldunuz? Örnek vermek isterseniz. Ver. Kendim aradım. Kendim aradım. Allahı aradım. Daha son bir şey söyleyin lütfen. Bu çok özel bir soru aslında. Biliyorum. Ee, biz şey yapıyoruz. Bir ölü olduğu zaman ya da başımız dara düştüğü zaman işte o. Ee kütüphanelerimizde en yüksekte duran o kutsal kitabımızı alıyoruz. Allah'ım Allah'ım diyoruz. Dua etmek için kullanıyoruz. Dara düşünce. Dara düşünce. Sıkıntıya düşünce kullanıyoruz. Hı hı. Ben onu ilk önce e, okumaya başladım. Hiçbir şey anlamadım okurken. Okudum. Hikaye anlatır gibi algıladım. Algılayamadım. Olsun dedim ya ben bunu bir okuyayım yani. Okuyayım en azından bilgisini almış olurum. Enerjisini almış olurum dedim. Sonra anlamayınca e, aradan bir hafta sonra bir daha okumaya karar verdim. Bu sefer daha sakin sakin okudum. Arapçasını Türkçesini. Türkçesini, mi? Türkçesini okudum. Anlamlı okudum. Evet, anlamlı evet, evet. okudum. Yalnız çeşitli kişilerden okudum. Hı hı. Çeşitli çeşitli kişilerden okudum. Hı -hı. İkinciyi okurken okuduğum kelimeyi üç kere okudum. Okuduğum cümleyi üç kere okudum. Tekrar okudum. Anlamaya çalıştım. Anlamaya çalıştım hı -hı. ve dedim ki burada dedim bana ne anlatmak istiyorsun? Çünkü şimdi yüce Rabbim bu kitabı her ruha göndermiş. Benim kitabımı okusun ve kendine doğruyu bulsun diye göndermiş. Okuyunca kendim için dedim buradaki doğru ne? Kendi yolumda olabilmek için, kalbimi temiz tutabilmek için. Çünkü insanız, şaşarız, beşeriz, ee, insan bedenindeyiz. Ee, nefsimiz var, hevesimiz var, hırslarımız var, yargılarımız var. Ee, kötü düşünebiliyoruz, fikirlerimiz var. Tekrar tekrar okuyunca o her cümlede bana yakın olduğunu gördüm. Hiçbir zaman beni bırakmadığını ve herkese eşit davrandığını gördüm. Ama baktım ki benim kafamda eşit değil. Nasıl eşit değil? Zenginler nasıl zengin oldu? Ya mutlaka biri ona yardım etmiştir, böyle olmuştur diyorsam ben demek eşit değil. Ya da o başarabiliyor, ben başaramam, denesem bile yapamam dediysem ben yine eşit değil. Her kelimede bunu fark ettim. Her kelimede. Sonra şöyle bir şey yaptım. Dara düştüğümde, sıkıldığımda, üzüldüğümde, içime o vesvese girdiğinde, yolumu bulamadığımda, çare bulamadığımda aldım Kur'an-ı Kerim. I. Ey Yüce Allah'ım dedim. Sen dedim biliyorsun benim ruh, benim gönlümü, kalbimi. Bana dedim şu an açtığım bir sayfada bana cevabını ver dedim. Hep ona danıştım. Hep Kur'an-ı Kerim'e danıştım. Zaten nacizane Araştırarak, kaynaklardan bakarak ki bu konuda çok büyük üstadlarımız var. Ee, hala da öğreneceğimiz çok bilgi var. Herkesten ve her şeyden bilgi sonsuzdur. Bilgi denizinde olabilmek lazımdır. Onun için ben hiçbir zaman oldum da demem, olacağım da demem. Oldukça olmayı seçerim kendimce tevekkül kitabını yazdım. çeşitli yerlerden bir ayete bakınca hangi anlamlara gelebileceğini kuantumca enerjiselce olasılıklar dünyanda nasıl olabilir bilim ilim buna nasıl bakar diye yorumladım. Zaten her zaman da şunu söyledim. Evet uyanış zamanı yaşadığım gördüğüm tanıdığım kişilerden aldığım öğretiler bulduğum şifalandırmalarla ilgili ama tevekkül bir araştırma kitabı dedim. Bunda emek var. Çeşitli yerlere hmm. baktık, ettik. Size e, cezalandıran, affetmeyen, sınava sokan, sizi görmeyen, kaderini kötü yapan, sana şans vermeyen Allah'ı yanlış biliyorsun. Bak e, kuantumca ve kişisel gelişimce bakarsan Allah bunu yapmıyor demek için bu kitabı tevekkül kitabında yazdım. Her her kelimede bana seslendiğini duydum. Her kelimede yanındayım dediğini e, sen" dediğini, ben varım üzülme dediğini algıladım. Onun için benim aslında şu anda bizde izleyecekler, önereceğim kitap Kur'an-ı Kerim. O kutsal kitap ve öyle büyük bir kitap ki her yüzyıla yazılmış. Her hmm. yüzyılda farklı anlamlar içeren bir kitap. Hmm. E çok da iyi daha da çözemedik yani. Daha çözülecek çok şey var Kur'an-ı Kerim'de. Benim en iyi dostum e, sıkıştığım zaman Kur'an-ı Kerim'i okurum. Kaç sayfa okuyabilirsem onu okurum. E, e, mutlaka da yeni çıkan e, tefsirleri de okumaya çalışırım. Hepsi başka bir bilgi, başka bir bakış açısı. E, çünkü bizim maalesef ki doğrumuz... Bazen o doğru olmuyor. Bazen doğrumuz yanlışımız oluyor. Bazen o resmin arkasını göremiyoruz. Bir yerde oturuyoruz. Diyoruz ki kadınla adam tartışıyor. Ya sevgilisine ne yapıyor diyoruz. Ya nasıl davranıyor diyoruz. Yaklaşıyoruz. Bir bakıyoruz ki abi kardeşlermiş. O resmi göremiyoruz. İşte onun için de bazen e, kutsal kitabımızda yazdığı yazanı da yanlış algılayabiliriz değil mi? Mesela Allah e, diyor ki Kur'an-ı Kerim'in genelinde, ibadetlerin en güzeli sevgiyle olanıdır.'' diyor. Hı -hı. Her şeyi sevgiyle bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz maalesef. Allah'tan neden korkmamalıyız? Çünkü Allah e, hepimize eşit bakıyor. Kendi e, ruhundan, kendi canından yarattığı ruhunu, bir varlığı nasıl üzebilir, nasıl yok edebilir, nasıl yakabilir? Bu, bunu düşünebiliyorlar mı acaba? Yani düşünsene hepimizi aynı anda yaratmış, hepimizi eşsiz, hepimizi güzel, biricik yaratmış, hepimizi hem aynı yaratmış hem de ayrı yaratmış. Muhteşem bir düzen var kainatta. Algılayamadığımız muhteşem bir matematik var. Peki burada birimizin olmaması, yani şunu söyleyeceğim mesela biri doğuyor, hmm. e, bütün ömrünü yatakta geçiriyor, yatalak bir şekilde geçirebiliyor. Fakat kainatta o olmasa, o yatalak haliyle, o yatakta yatmasa, e, onun annesi babasının çocuğu olamayacak, ona bakanlar olamayacak ve orada ne kadar büyük öğretiler var. Yani onun varlığı kaç kişiye katkı sağlıyor. E, peki e, burada nasıl inkar edebiliriz? Yani nasıl diyebiliriz ki Allah bizim canımızı acıtacak, Allah bizi yakacak, Allah bizi yok edecek. Galiba biz çok ince konular bunlar. Galiba biz Allah'ı fark etmeden yanlış bir yerlere koyuyoruz. Yanlış bir yere Şöyle koyup diyebilir miyiz? kendimizi korkutuyoruz. Allah'ı sevmeden Allah'tan korkmayı öğretiyorlar bize. Tamam öğretiyorlar dedik. Niye araştırmıyoruz? Evet. Niye bakmıyoruz? Niye Allah'ın sevmenin yolu? Ya bu kadar kötü, bu kadar cezalandırıcı, bu kadar e, sınama sokucu, bu kadar sıkıyor, özgür bırakmıyor diyoruz ya. Niye araştırmıyoruz? Niye iyi taraflarını görmeye çalışmıyoruz? Niye bakmıyoruz? Yani gerçekten hepinize sesleniyorum. Kaçınız okudunuz? Kutsal kitabımızı kaçınız baktınız? Hmm. Tamam anlamadın Kur'an-ı Kerim'i. Daha önceden gelen kutsal kitapları da bir bak. Hem buraya bak hem oraya bak. Aslında hepsi birer bilinç, hepsi birer seviye. O kutsal kitaplar gelmeseydi, hmm. e, son kitap gelmeyecekti. Neden peygamberler geldi? E, nasıl güzel insan olunur? Nasıl e, peygamberleri biz ne yapıyoruz? En yüksek yere koyuyoruz. Kendimizi böyle aşağı koyuyoruz. İlk buyurun kıyaslamadan kıyaslama. Ama peygamberler geldi, kıyaslayalım kendimizi diye değil ki. Peygamberler geldi, iyi insan olmayı öğretti bize. Örnek teşkil etmek. Evet. Ister. Kamil insan olmayı öğretti evet. ve büyük acılar yaşamadılar mı? Çok. Ateşe düşen de oldu, öldürülen de oldu, hı hı. terbiye sabırla terbiye edildi. Ki düşünsenize, onların bir e, ricasıyla Allah hepsini yakar ama onlar asla ve kat kere evet. evet. batmadılar ve tebliğe devam ettiler. Değil mi? Devam ettiler, hı hı. devam ettiler. Hı hı. İşte ben de e, bu örnekleri alarak e, işim işimi çok seviyorum insanlara rehber olmayı, içindeki doktoru göstermeyi, içindeki şifayı göstermeyi, şah damarından yakın olan Allah'ın onları hiç bırakmadıklarını, hipnotik bilgilerle kendilerine oyunlar yaptığını göstermeye çalışıyor. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak... Bize destek verebilirsiniz.